Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye İdlib'te tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir dedi. Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Suriye'de rejim terörle mücadele bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarına devam ediyor ve trajik insani durum alarm verici seviyelere ulaşıyor ifadelerini kullandı. Son iki ayda yaklaşık 1 milyon kişinin yerlerinden edildiğine ve Suriye'de 9 yıldır devam eden savaşta en büyük kitlesel yerinden edilmenin yaşandığını iddia eden Feridun Sinirlioğlu, Şam'daki soykırımcı Mayıs 2019'dan beri 1700'den fazla kişiyi öldürdü ve bu eylemler savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor diye konuştu. İdlib'teki kampların yeterli olmadığını ve acilen yeni kampların kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Sinirlioğlu, bu ihtiyaçların karşılanması için Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Almanya ile çalıştığını ve 9 milyondan fazla Suriyeli'ye bakım ve koruma sağladığını söyledi. Rejimin İdlib'teki Türk güçlerine kasıtlı saldırılarına devam ettiğini söyleyen Sinirlioğlu, Türkiye'nin 5 Türk askerinin daha hayatını kaybettiği saldırılara meşru müdafaa kapsamında derhal karşılık verdiğini belirtti. Sinirlioğlu, Türkiye İdlib'te tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak, askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir. Türk güçleri İdlib'te Soçi mütabakatı çerçevesinde gerginliği azaltmak için bulunuyor. Soçi mütabakatı uygulanmalı ve başlangıçtaki duruma dönülmeli şeklinde konuştu. Sinirlioğlu, Şam'daki zorba halkın olmadığı, Suriyelilerin olmadığı bir Suriye istiyor. İnsan hayatını tamamen göz ardı ederek iktidarda kalmak istiyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Suriye temsilcisinin Türkiye'ye yönelik ifadelerine de yanıt veren Feridun Sinirlioğlu, kendi halkına karşı savaşan bir rejimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmeyi hak etmediğini ve Türkiye'nin rejimden çok daha fazla Suriyeli'ye kol kanat geldiğini söyledi.